Evet, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül bizlerle. Hoş Hoş geldiniz. bulduk, günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Evet, Sayın Erdem Gül, son 5 yılınızı özet geçersek aslında siz gazetecisiniz. O son 5 yıl değil tabii ki. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yaptınız. Bu süre içerisinde MİT tırları davası, Silivri cezaevi tutukluluk var. Sonrasında da şimdi CHP'den aday olduğunuz adalarda. Bu çizgi, değişik çizgi sizi nasıl etkiledi? Önce şunu söylemem lazım. Gazetecilikte haber yoktu, haber değeri kalmamıştı. Ama adaların haber değeri var. Ben adalardayım. Adaların haber değeri var. Ya gazetecilik işte, yani şimdi üçümüz de konuşabiliriz. Gazeteciliği biz aslında son dönemde yaparken de özlüyor haldeydik. Gerçek gazeteciliği. Yani memlekette haber neredeyse bitti. Gazeteciliğin anayasası dediğimiz eleştiri bitti. Söz bitti, ifade bitti, ifade özgürlüğü bitti. Biz gazetecilik yapamıyor hale geldik. Yani ben zaten fiilen Cumhuriyet'te devam ediyordum ama bir yanım adliyede geçiyordu, bir yanım gazetede Ankara habercisi olarak. Bir süredir de ben gazeteci yazılarımda, çizilerimde bir süredir muhalefetin genişlemesi gerektiğini savunuyordum. Yani CHP'nin de aslında 2017 referandumundan itibaren savunduğu çizgi, en geniş kesimlerin birkaç noktada demokrasi, özgürlük, adalet, hak, hukuk noktasında en geniş konsensusunu. Ben bunu savunuyordum. Gelinen noktada gazetecilikle tıkandığımız noktada siyasi bir yürüyüş olabilir mi? İmkanıdır benim açımdan bu. Bu imkanla adalar halkının karşısındayım. Evet, şimdi sen Ankara'da politikacılarla iç içesin. Ankara gazeteciliği zaten yani politikalı yoğrulmak demek, parlamentonun içinde bulunmak. Bir anda diğer tarafa geçtin. Gazetecilerin soruları karşısında neler hissediyorsun? Şöyle, Sen zor sorular soruyorlar mesela. sormuyorlar. Zaten sorulmuyordu. Sorulmuyor. Hakikaten Türkiye'de soru sorulmuyor. Şöyle bir şey oldu. Ben adalarda resmi olarak çalışmaya başladığım zaman şu tartışma vardı. İşte adalarımıza neden adalı aday gelmiyor da dışarıdan aday geliyor şeklinde bir soru Evet. vardı. Bu soru alttan alta bu soru devam ediyor ama bir türlü sormuyorlar. Yani ben de dedim ki en hani madem bu işin altına ben girmişim, bir iddiam var, bir iddia ortaya koymuşum, bana en acıtıcı soru da sorulması lazım. Ama soru sorulmuyor. Zaten ben gazetecilikten de biliyorum. Soru azalmıştı Türkiye'de. Fısıltı var ama açık soru yok. Evet. Ben seni seviyorum. Arkadaşız. Ama bunu sormadan demin de altını açtım. Şimdi denizi olmayan bir yerden her tarafı denizlerle çevrili bir yere belediye başkan adayı çıktı. Bunu nasıl açıklıyorsun sen? Şöyle Ankara Melih Gökçek dönemi geçirdi çok uzunca bir süre. Sonra gidişi enteresan oldu hatırlayalım. Yani Evet. seçimle gitmedi, görevden alınarak gitti. O zamanlar Ankara'da çok tartışılırdı. Ankara'ya deniz getirme tartışmaları hatırlayalım. Hani siyasetin bu çılgın vaatleri, projeleri, tırnak içinde proje meselesi. Adalar meselesi şöyle bir mesele. Yani bazen bu tartışma şuraya kadar vardığını gördüm. Sanki adalar dünyadan, Türkiye'den kopuk, ücra kendi kaderine terk edilmiş, ücra bir yerde tek başına yaşıyor, hiçbir sorundan etkilenmiyor, kendi içinde tek tek kendi sorunları var. Dolayısıyla kendi kendine sorunlarını kendisi yaşarmış gibi bir bakış açısı var. Bu çok doğru bir şey değil. Yani adalar, Türkiye'nin başına ne geliyorsa adaların başına da onlar geliyor bir kere. Evet. Türkiye'nin sorunlarından Başta soyut inşaat olmak üzere değil mi? Yasa da bitti artık. bitti. Dümdüz ada oldu. Neydi onun adı? Demokrasi adası mı Ya koydular evet adını? öyle Tırnak içinde yapacaklar. söyleyelim. Beton adası oldu. Değil mi? Evet. Ben zaten adalarda gezdiğim zaman şunu görüyorum. Ev ziyaretleri yapıyorum. Çat kapı gidiyorum hiç önceden haber vermeksizin. Oralarda konuştuğum zaman şöyle şeyler gördüm. Biz çok kaygılıyız, biz çok endişeliyiz filan diyen insanlar gördüm. Neden endişelisiniz, neden tedirginsiniz diye sorduğumda işte
her yer, her şeyi bozdular, her şey çarpıklaştı. İşte beton, bahsettiğimiz İstanbul'un bir cendere altında oluşu gibi. Adalarımızda da bir şeyler yapacaklar, biz bundan endişeliyiz, yapılmaması gerekir. Biz de o yüzden diyoruz ki yani, evet adalar da zaten geriye götürülmüş. Yani kime sorsanız eski 10 sene önceki, 20 sene önceki adaları nostalji halinde anlatmaya başlıyor. Bir geriye gidiş olmuş. Ama şu anda hiç olmazsa ne diyebiliriz? Bu geriye gidişi bir durduralım. Yani koruyalım adalarımızı. Evet. En büyük talep bize bu. Zaten seçim vaadiniz ne olabilir diye bize sorduklarında o kadar adalara proje, çılgın projeler, vaatler falan önermiyoruz. Adalarımızı koruyacağız. Hatta zaman zaman şöyle diyoruz biz. Adalarımızın bekçisiyiz. Evet. Evet. Peki Erdem Gül neler öneriyor seçmenlerine ve bir mutlaka bir şey vardı, programı vardır Erdem Gül'ün. Adalara neler yapacağım? Her yer gibi, bence her yer gibi, Türkiye'nin her yeri gibi. Ben Türkiye'nin her yerini gezdim. Muhalefetin Türkiye'nin her yerinde nasıl durumda olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Adaların da kendi özel yanı var. Bir farklı dokunuş gerektiren bir yanı var. Her yer gibi ilgi ve alaka, şefkat, merhamet ve vicdan bekliyor bir kere adalar. Evet. Ben bunu bir kere söylüyorum onlara. Yani onların arkadaşları gibi olacak bir yerel yönetim olması gerekiyor. Onlara tepeden bakan değil. Zaten Türkiye'deki meselemiz şu. Yukarıdan bize bağıran, çağıran, tepeden bakan, bize ne denir, muhtıra veren, her gün hayatımızda, hayatımıza buyurgan bir şekilde zuhur eden bir iktidarımız var. Bunun tersi lazım adalarda. Konuşan bir yerel yönetim lazım. Onlarla dertlerini paylaşan, onlarla her gün iç içe olan, hemhal olan bir yerel yönetim lazım. Birinci, en önce bunu söylüyorum. Evet. Yani ben sizden biriyim. Yani içinizden biriyim. Üstünüzde biri değilim. Hiyerarşik olarak üstten dayatmacı birisi değilim. Adalar halkının istediği neyse onu bulacağız. Bir kere onu bulmak zorundayız. Onu bulmak için konuşmamız gerekir. Evet. Adalarda birçok problem var ama şu son zamanlarda özellikle gündemde olan halkın bir işletmeye para vermeden denize girebildiği yer çok az. Özellikle son Burgazada'da Marta Koyu vardı. Marta Koyu halkın gerçekten ücret vermeden rahatça denize girip gençlerin gelip orada kamp yapabildiği ama sit alanı olduğu için hani belli bir çerçeve içerisinde ateş falan yakmıyorlar. Evet. Ama şimdi bu biz de burada gün başlıyor da onu gündeme taşımıştık. Marta Koyu'nu bir özel işletmeye verilmiş bilmem kaç yıllığına ve o yüzden de orada küçük bir STK oluşmuş durumda. Onlar kendi mücadelesini vermeye çalışıyor çünkü oraya kiralayan kişi orada konserler, düğünler ve halka da tamamen kapatarak orayı böyle bir proje vardı. Bu projeyle ilgili bilginiz var mı? Varsa var. Da ne yapma? Var. Ne yapacaksınız? Var. Ben var. Bir de bu Marta Koyu gönüllüleri bir panel düzenlediler. Ben o panele de katıldım. Orada da konuşmaları dinledim. O yüzden biliyorum konuyu. Ama Marta Koyu'na gelmeden önce şöyle bir sorun var. Şimdi İstanbul'da denize girilemiyor. Ama ada yani 45 dakika, yarım saat 45 dakika gidince adada iklimi de daha yumuşak, tropikal bir iklim. Yani 5 ay, 6 ay denizden yararlanmak mümkün. Zaten kiminle konuşursanız konuşun. Herkes biz evimizden çıkıp rahatça dolaşarak, yürüyerek denize girmek istiyoruz. Denizden yararlanmak istiyoruz diyorlar. Bu bir zaten anne babadan kalan bir gelenek, hiç olmazsa bunu yapın yani zahmetsiz bir biçimde. Bunun önünde engeller var, başka engeller var. Kıyılar denizden yararlanmayı engelleyecek biçimde işgal edilmiş zaten. Çok az plajlar var. Belediyenin bu konuda kamu yararını düşünerek oraları halkın denizden yararlanması için kolaylaştırması gerekiyor. Hani sosyal belediyecilik dediğimiz mesele bu. Marta Koyu bunlardan birisi. Marta Koyu'ndaki devir meselesinde belki şöyle bir şeyi düşünmemiz gerekiyor bizim. Evet devretmişler, bir şahsa devretmişler ama biz yerel yönetim, halkın sosyal olarak denizden ya da başka o imkanlardan yararlanmasını savunuyorsak kamu yararını öne geçirerek
Marta koyunu da istememiz gerekiyor. Bunun hukuki ve diğer mücadelelerini vereceğiz. Ama bunun dışında Marta Koyu ile ilgili böyle, eğer yerel yönetimlerde bir çalışmaya başlarsak Marta Koyu ile ilgili girişimlerimiz olacak. Hem hukuki peki, hem de onun diğer kiralanmasındaki kiralayan irade adalar belediyesi mi yoksa büyükşehir belediyesi? Yok yok. Vakıftan şahsa kiralanmış. Vakfa ait bir gibi görünüyor Marta Koyu dediğimiz kıyı. Orayı bir şahsa kiralamış. Rum vakfı. Tam bilmiyorum vakfı. Kiralamışlar. Ama belediye şöyle bir şey yapabilir. Kiralanmasına rağmen yapabilir. Burada bir kamu yararı var. Ne savunuyoruz biz? Kıyılar ve denizler halkındır. İnsanlarındır. Daha doğrusu hiç kimsenin değildir. Hiç kimse sahip değildir buralara. Hiç kimsenin olmaması herkesin yararlanması anlamına gelir. Evet. Bu bakış açısıyla halkın yararlanması için biz orada hem hukuki hem de siyasi girişimlerde bulunacağız. Büyükşehirse büyükşehir, hükümetse hükümet, o girişimlerde bulunacağız. Peki bir de fayton ve atlar var. Orada çok fazla at ölüyor. Çünkü Büyükada çok rampalı bir yer. Bunu alternatif olarak da güneş enerjili taşıma araçları hep gündeme geliyor ama bir 5 yıl geride kaldı. Hiçbir adım atılamadı. Erdem Gül bunu hayata geçirecek mi? Şöyle bir şey var. Adalılarla konuşursanız onlar diyorlar ki 5 sene önce, 10 sene önce böyle bir sorun yoktu. Fayton oranın eski 100 yıllık geleneği var, yani orada bir gerçek. Hatta şöyle bir gerçek. Bir ada resmi çizelim denirse Kadıköy'den, Beşiktaş'tan, Şişli'den farkı ne? O fotoğrafa 4 fotoğraf koysak herhalde faytonu koyar herkes. Simgesi, sembolü anlamında. Bir de ondan geçinen insanlar var. Ekonomik geçim, ailelerin geçim aracı. Fakat şimdi İstanbul, AKP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım adaya geldiğinde ve açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklamalarında diyor ki biz bu faytonu kaldıracağız. Yerine elektrikli araçlar koyacağız. Şimdi bu merkezi idare, hani karar verdiği zaman yapabilme imkanına sahip. İstediği zaman bunu yapar. Şimdi bizim bakış açımız şu. Orada bir bununla hayatını sürdüren insanlar var, aileler var. Onların kooperatifi var. Biz onlara diyoruz ki gidip konuştuğumuz zamanlarda, siz net misiniz? Ne istiyorsunuz? Bu işi sürdürmek istiyor musunuz? Yani fayton sürsün istiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyorsanız bu koşulları iyileştirerek biz sizin yanınızda dururuz. Koşullarının iyileşmesi gerekiyor. Koşullarla ilgili tartışmalar da var. Ahır, hayvanların durumu. Çünkü hayvanseverlerin de tepkisi var atlara. Atlarla ilgili. Eğer devam etmesini istiyorsanız biz yanınızda dururuz ama koşulların iyileştirilmesi gerekir. Hep birlikte koşullarınızı iyileştirelim. Atların durumunu da iyileştirelim. Sürücülerin durumunu da iyileştirelim. Ahır koşullarını da iyileştirelim. Evet. Peki bu güneş enerjili araçlarla ilgili, yani alternatif olarak, yani kesin kaldırma değil ama onları da kullanmak açısından böyle bir şey var mı? Güneş enerjili araçlar en azından deneme olarak da. Binali Yıldırım'ın Binali Yıldırım kaldıralım, elektrikli araçlar verelim diyor. Ama bunu nasıl yapabileceklerini çok somut olarak, net olarak ortaya koymadılar. Burada bir belirsizlik var. Proje planı vardı 3-4 sene önce. Çizilmişti o faytonların. Aynı fayton gibi, sadece at yok, akülü. Orada faytonun işletenler, oradan gelir kaynağı olanlar aynı şekilde aslında akülü araç kullanıp yine gelirlerini devam ettirebilecekler. Bu konular net değil. Yani orada da belli kafa karışıklıkları var. Örneğin 10 sene 20 sene önceye göre Büyükada'da özellikle motorlu araç sayısının çok arttığı söyleniyor ve bundan şikayet ediliyor. Ada nihayetinde motorlu filan araç olmaması gereken bir yer. Hatta hiç araç görmeyeceğimiz bir yer olması gerekir. O zaman ada kimliği yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Elektrikli meselede de şöyle bir şey. Yani o da şuna doğru yol açabilir. Gitgide ada aslında bir yaya kültürünün olması gereken bir yer. Bu sayıyı zaten 16 bin nüfusumuz var bizim.
Evet, kuşkusuz 16 bin nüfuslu bir yer yazın 10 katına 20 katına çıkıyor. Hı hı. Ama zaten küçücük bir yer, bir süre sonra araçtan insanlar hareket edemez hale gelecekler. Böyle bir yanı var bunun. Bunu da düşünmemiz evet, gerekiyor. O da var. Orası nihayetinde yaya, yürümeye daha yatkın, yürümenin önünü açan bir kültür ve doku olması gerekiyor. Bütün bunları çok tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Yoksa bir karmaşa ve kaos bekliyor hepimizi. Araçlar, faytonlar, yani insanın gitgide zor yürüdüğü, zor yayanın hayatının zorlaştığı bir dönem ki o zaman da ada kültürü ortadan kalkıyor zaten. Evet. Bir şey daha soracağım hocam. Dün Ekrem İmamoğlu adalardaydı, evet, siz de beraberdiniz. Orada dev bir projeden bahsetti adalarla ilgili, ekosistemle ilgili. Onu biraz açıklar mısınız, nedir? Yani şöyle bir şey, şimdi burası bir açık hava müzesi. Aslında kendisi müze. Fakat esas olarak buranın bu kimliğine rağmen, bu zenginliğine rağmen bir tür bırakılmış, el değmemiş yani. Biraz bu kimliğini kullanalım ve buranın tanıtımını artıralım. Uluslararası bir marka haline getirelim. Uluslararası tanıtımını artıralım diye bir çaba gösterilmemiş. Büyükşehir'e zaten bütün sorunlar şöyle, biz söylemiyoruz bunu ama şöyle bir noktaya geliyoruz. Adalar Belediyesi'ni kazandınız, aldınız, CHP olarak aldınız. Ne yapabilirsiniz ki? Büyükşehir sizde değil. Evet, biz şikayet ederek şöyle demiyoruz. Evet, Büyükşehir bizde değil, biz hiçbir şey yapamayız demiyoruz. Gene bizzat adalar halkını işin içine katarak Büyükşehir AKP'de olsa bile o toplumsal güç yaratarak onlarla müzakere edeceğiz, diyalog kuracağız. Ama biz kazanırsak hem uluslararası tanıtımını yapacağız ama esasen endüstri ve sanayi yapmayacağımıza göre adada, aklın yolu bir, ne yapacağız? Kültür sanat adası haline getireceğiz burayı. O ekosistemi de, iklimi de bir miktar küçük işletmelerin önünü açacağız. Belki biraz tarımsal bir şeyler de yapacağız ada ölçeğinde. Ama esas vurgumuz hem gençler, hem kadınlar, hem adada yaşayan biraz yetişkin insanları düşünerek kültür sanatı biraz artırmamız, hatta şeyinden çıkarmamız lazım. Yani ne denir? Abartılı bir şekilde yapmamız evet, gerekir. Sadece bienaller çok ilgi çekiyordu galiba evet, adalarda düzenlenen. Şöyle bir şey, zaten bu kültür sanat meselesini çok artırırsak bize şöyle dönüşleri olacak bunun. Bir sürü yerden, dünyadan bir sürü yeni misafirimiz olacak demektir bu. Tabii. O misafirlerle de başka türlü ilişkiler geliştirmemiz mümkün. O da belki adalılara gelir olarak ya da istihdam sorununun çözümü olarak katkı yapacaktır diye düşünüyoruz. Peki Erdem Gül İstanbul'a geldiği zaman bir Ankaralı olarak adalara gider miydi? Giderse hangi adayı? Tesadüfen ben giderdim. Hatta şöyle bir anım var benim. 2001 kriziydi. 2001 krizinde burada bir toplantıya gelmiştim Ankara'dan. 2-3 günlük bir toplantıydı. Sonra toplantılardan sonra bir cumartesi günü serbest zamandı. Eminönü'ndeydik. Bugün ne yapalım falan diye sabah düşünüyorduk. Fakat 2001 ekonomik krizinin çok ağır zamanlarıydı bunlar. Yüzler falan çok mutsuzdu. Hı hı. İstanbul insanın üstüne üstüne geliyordu. Ben hatırlıyorum, yanımda bir arkadaşım vardı. Dedim ki hadi gel adalara kaçalım. Daha 2001'di bu. Ben, çok eskiden de biliyorum ben. O zaman Burgaz'a kaçmıştık. Evet. Büyükada'ya da öyle gitmişliklerim vardır. Adanın zaten böyle bir yanı var hakikaten. İstanbul'un çok bunalttığı bir ortamda adalar biraz daha oksijeni, düşünsel olarak da oksijeni, gerçek anlamda da, düşünsel anlamda da oksijeni bol bir yer. Evet. Ben bu kadar eski bir İstanbullu olarak pazar günü de oradaydım. Her adaya gittiğimde pasaportsuz yurt dışına çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten. Hele işte hafta içinde gidersen bunu daha fazla yaşıyorsun. Evet. Pazar günleri bile olanca kalabalığına karşın işte insanlar kalabalıktan şikayet ediyorlar. Ama bu da olacak tabii. Güzelliği niye sadece bir grup yaşasın ki? Tabii, yani tabii. Herkes tabii. Gelecek. Herkes gelecek. Hatta bir gün şöyle bir şey görmüştüm. Facebook'ta paylaşmış. Hah, bir sen eksiktin diye. Çok güzel giyimli bir Hintli. Böyle işte sarı, yeşil, pembe ve şık, yani rengarenk kıyafetiyle
işte bir sen eksiktin diye bir fotoğraf paylaşmış. Üstelik de bir esnaf. Arkasından yazmış, hem de Atina'da yaşayan Rum adalı, yani şeyler, büyük adalılar, bizim adamızdan defolun, gitmeyin bilmem ne falan. Ben de dayanamadım, yazdım, dedim ki ya biz hepimiz ne güzel bir ırkçıymışız da, dedim, bir Hintliyi bekliyormuşuz bunu söylemek için. Ondan sonra ayrıca yani o üzerinde elinde yemek torbasıyla falan gelme, adada bir yerde yemek yiyecek, ondan sonra kalacak, belki özel tekneyle gidecek. Yani adaya bir şey bırakacak. Böyle bir ada fanatikliği de var. Ondan sonra ada bizim, yani onlar gelmesin. Yani hafta sonucular gelmesin. Ne yapalım, hafta sonu da böyle oluyor yani. Böyle oluyor. Hatta şöyle, senin sözlerine, belki sözlerine katkı için söylüyorum. Adanın çok önemli bir özelliği var. Çok farklı kimlikler bir arada yaşıyor adada. Evet. Biliyorsunuz yani... Ermeni yurttaşlarımız var, Süryani, Yahudi yurttaşlarımız, İtalyanlarımız ve Rum yurttaşlarımız tabii. Evet. Ama bu saydığım gayrimüslimler adanın çok yerlileri, yani gerçek adalılar. Ama onun dışında Türkiye'de ne kadar farklı kimlikler varsa tamamı bir arada yaşıyorlar. Ve ayrıca en önemlisi, kavga dövüş yok aralarında. Evet. İhtilaf yok. Bir arada yaşamayı öğrenmişler yani. Bu bir kimlik, oranın kimliği. Ben bunu zaten... Bu kimliği büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Ve bu zenginliği Türkiye'ye bir model olmasını öneriyorum. Bu dayanışmayı biraz daha artırırsak Türkiye'nin bu daralmış ve çatıştırmacı kimliğine karşı bir model olarak önermemiz mümkün diye düşünüyorum. Evet. Peki seçimi kazanınca hangi adada başkan oturacak? Yani şöyle bir şey var tabii. Adaların şöyle bir şey var. Aslında benzetme yaparsam... esas olarak 4 adada nüfusumuz var. Bunlardan eğer bir hani bakış açısı yaparsak, büyük ada biraz daha hükümet merkezi gibi görünüyor. Belediye orada, kaymakam orada, emniyet müdürü orada ve esas zaten kalabalık nüfusumuz da orada. Büyük adada oturacağız. Evet. Ama yüz ölçümüne göre en fazla nüfusu Kınalıada barındırıyor. Yani yüz ölçümüne göre. Evet. Ama şöyle, Kınalıada'da daha çok kışın daha boş. Kışın boş. Büyükada öyle değil. Evet. Evet. Büyükada gene hala diğerlerine göre kışında canlı. Evet. Peki adaların şöyle de bir sorunu var. Adalarda artık yani ada vapurları, yani Melih Cevdet'in şiirinde olan, Sezen Aksu'nun da seslendiği ada vapuru yandan çaklı Şinenay diye giden şiirdeki ada yandan çaklı olmasın artık, ama ada vapuru da çok azaldı. Mesela motorlarla ulaşım yapılıyor her yerden. Bir vapur gelirse yani ne mutlu. Adalılar vapurlarını istiyor diye birkaç kez kampanyalar falan yapıldı. Erdem Gül seçilirse adalara sadece vapur seferlerini arttıracak mı diye soruyorlar. Ben bu kampanyaya destek veriyorum. Kendim kişisel olarak da destek veriyorum. Çünkü ikisi arasında büyük fark var hakikaten. Diğerinde böyle hani şey gibi oturuyorsunuz. Neredeyse minibüs gibi. Minibüs gibi oturuyorsunuz, ama vapurların o ferahlığı, rahatlığı, deniz yolculuğu, klasik vapurları söylüyorum. Çok azaltmışlar onların seferlerini. Evet. Gene hani imkanım yok, yetkim yok gibi bir şey söylemek istemiyorum, ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Büyük şehri de alırsak bir kere onların öbür motorlar yerine klasik vapurların seferlerini artırmamız gerekiyor. Motorlar da olsun canım, zaten eksik. Kesinlikle olsun. Olsun, hiç problem yok, ama vapurlar da olsun mutlaka. Ama yani büyük şehri kazanırsak olur, kazanamazsak da yani konuşacağız onlarla. Evet. Onlardan da isteyeceğiz. Yani bir de asıl olarak ben zaten belediyeciliği şöyle görürüm. Bir takım mevzuat karşınıza çıkabilir, yasal engeller olabilir, sizin yetkinizde olmayabilir. Ama toplumsal grupları, hemşehrilerimizin yeterli desteğini alırsak onlarla birlikte müzakere ve mücadele ederiz. Şimdi ada ve vapurlar gelince muhtemelen sizler bilemezsiniz. Eskiden adalara giden
Heybeli, Büyükada ve Yalova hattında çalışan Fenerbahçe, Paşabahçe, Dolmabahçe 3 büyük gemi vardı. Ve bunların ortasında ayrı bir salonu vardı. Salonun adı da Kış Bahçesi'ydi. Kış Bahçesi'nde oturanlara isterlerse, onun bir farkı da vardı biletin, isterlerse içki servisi de yapılıyordu. Ve o gemilerde, bir tanesi Beykoz'un önünde duruyor hala, barın arkasında viski şişesi tersten duruyor ya barlarda, böyle koyup o düzenek hala dururdu orada. Hala duruyor. Yani şehir içi ulaşımda alkollü içki servisleri de ama uzun seferlerde yapılıyordu. Heybeli, Büyükada, Yalova hattında şey veriyordu, inanamıyordu. Kış Bahçesi'nin de sandalyeleri beyaz hasırdan, hasır yapılmış, beyaza boyanmıştı. Ortasında, yani tam şeyin ortasındaydı. Evet. Şöyle, bütün bunlar nostaljik hale dönüştü. Biz ne savunuyoruz? Biz şunu savunuyoruz. Herkesin yaşam biçimine saygı duyuyoruz. Evet. İnançlarına saygı duyuyoruz. Kültürlerine saygı duyuyoruz. Bunların korunması ve geliştirilmesi ve ifade edilmesini savunuyoruz. Dolayısıyla bu da olacak. İbadet eden de olacak. Başka şey de olacak. Yani bütün bunları savunmamız gerekiyor zaten. Yani halkın kendi gelenekleriyle yarattığı, oluşturduğu gelenekleri ve değerleri savunmamız gerekiyor. Başka nostaljik istekler de var tabii adalarla ilgili. Neler mesela? Yani bir kere şey çok azalmış. Çok garip bir biçimde. Biraz önce söyledim. Kültür, sanat meselesinde çok böyle mikro hale dönüşmüş. Yani bunu bir genişletilemiyor. Genişletme isteği var. Salon sorunu karşılarına çıkarılıyor. Genişletme imkanı var. Bir araya gelişler problem haline getiriyor. Bizim yerel yönetime geldiğimizde bu sorunu aşmamız lazım. Mutlaka salon sorunlarını çözmemiz lazım. Çok amaçlı salonlar, toplantılar, paneller ama aynı zamanda sanat, kültür, tiyatro, resim, sinema işlevlerini yerine getirecek salonlarımız olması gerekiyor. Gençlerin adada kalmasını sağlamamız gerekiyor. Gençlere sağlanacak hiçbir imkan şu anda yok. Gençler adada kalıp zamanlarını değerlendiremiyorlar. Onların kalabileceği ve hayatlarını daha işlevli hale getirebilecekleri imkanlar sunmamız gerekiyor. Yaşlılar var. Yani adada eskiden ameliyat yapılan hastanelerden bahsediliyor. Şimdi böyle bir imkan yok. Sadece aile hekimine kalmış bir sağlık hizmeti var. Çok yaşlı nüfus var adada. O yaşlı nüfusa 24 saat hizmet edebilecek, belki evde de hizmet edebilecek bir sağlık takviyesi gerekiyor. Yerel yönetimler olarak buna da çalışmamız gerekiyor. Biraz önce anlattınız, sadece fayton sorunumuz var bizim. Evet, bu meseleyi hale yola koymamız gerekiyor. Ama aynı zamanda adada çok sayıda hayvan var. Yani insanlar hayvanla birlikte yaşıyor adada. Kediler, köpekler, diğer hayvanlar. Bizim bir veterinerlik fakültesiyle konuşarak bir laboratuvar oluşturmamız gerekiyor hayvanlar için adada. Bir çeki düzen lazım yani bize adada. Bir çeki düzen verip biraz da estetize edip ayağa kalkıp adayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Evet Derya. Evet, son 5 dakikamız hızlıca soracağım. Ocak ayında CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir iddia gelmişti. Hayali seçmenlerle ilgili, özellikle adalarda 500 hayali seçmen olduğu ve metruk, hatta yıkılmış binalarda seçmen sayısının arttığı iddiası atılmıştı ortaya. Bu konuyla ilgili nasıl bir gelişme oldu? Şöyle olmuş. Türkiye, İstanbul'un değişik yerlerinden hemen hemen aynı sokaklardan, aynı caddelerden bir takım insanlar hiç gelmişler, seçmen olarak yazdırılmışlar. Bunların çok az bir kısmı iptal edilmiş ama 500-600 seçmen kalmış. Belki de oy kullanacaklar o gün. Ada seçmen sayısı az bir yer. 12 bin seçmeni var. Dolayısıyla 500-600 gibi rakamlar seçimi büyük almak için çok kritik bir şey. Onu seçim günü göreceğiz. Biz kendimiz hani artık seçmen kabul edilenler oy kullanacaklar. Bunlara çok yapabileceğimiz bir şey yok ama bir de Türkiye'de bir süredir şöyle bir tartışma var.
biliyorsunuz hepimizin yaşadığı tartışma. Oylarımızı veriyoruz ama seçim gecesi bir şeyler oluyor gibi bir tartışma var. Ona da çok dikkat etmeye çalışacağız. Yapabileceğimiz en fazla bu. Evet. Evet. Peki, yani kazanacağız biz, taşıma seçmene rağmen kazanacağız. Evet. Peki ittifaklar konusuna da değinelim. Seni Erdem Gül'ü Büyükada'da kimler destekliyor? İttifaklar hangi parti arasında? Çünkü bir genel ittifak var ama bazı yerlerde de farklı adaylar çıkıyor. Adada bu durum nasıl? Şöyle, bu CHP açısından zaten söyleyelim. İyi Parti ile resmi bir ittifakı var biliyorsunuz. O evet. 2017 referandumundan beri yürüyen bir bakış açısından kaynaklanan bir şey. Hani en geniş demokrasi güçlerinin birlikteliği gibi bakılıyor. Ben zaten olaya böyle de bakıyorum hakikaten. Ben kendim de böyle bakıyorum. Muhalefetteki partilerin tamamıyla birlikte yürümemiz gerektiğini, bir parti aidiyetinin sadece tek bir parti kimliği üzerinden değil, bu ülkeye demokrasi, hukuk, adalet ve insanca yaşam gelecekse herkes bunun içinde yer alacaktır diye bakıyorum. Ama sadece muhalefettekiler değil, ben AKP'yi ikiye ayırıyorum. Bir AKP profesyonelleri var, bir de AKP'ye oy verenler var. Ben AKP'ye oy verenlerle de birlikte olmak istiyorum. Aynı şekilde MHP'ye oy verenlerle. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Yani bize oy veren seçmenlerin başına ne geliyorsa AKP'ye oy veren seçmenlerin başına da o geliyor. Peki İYİ Parti'nin burada adayı var mı? Mesela Kadıköy'de var. Hayır, yok. Adalarda yok. Adalarda yok. Yok. HDP'nin var mı? HDP'nin de yok. 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 MHP'nin? MHP'nin yok, AKP'nin var. AKP'nin var. Bir de bizim ayrıca bu seçimde ortaya çıkmış, geçmişte Ecevit'in partisi olan DSP'den işte bir aday daha var. Üç aday yarışıyoruz. Belediye başkanlığı için. Evet. Peki bu kısa süreçte politikacılık Erdem Gül'ü nasıl etkiledi? Politikacıları tanıyordun ama sadece çalışma alanlarından arkadan uzaktan üçüncü gözü olarak izliyordun. Şimdi birebir içindesin. Nasıl etkiledi bu kısa şöyle, süreçini? Şöyle, ben klasik politikacı olmam zaten, olamam, beceremem yani. Ama gazetecilik bir insan faaliyeti. İnsan tanıma ve insanı anlatma faaliyeti gazetecilik. İnsanın haberini veriyorsunuz. İnsan ne yapıyor? Ben politikaya da böyle bakıyorum. Politika, yani yaptığım politika insan. İnsanla konuşmak, onu dinlemek, sorularını cevaplandırmak ya da soru sormak. Bence yerel yönetim de böyle bir şey. Yerel hizmet olarak zaten direkt dar siyaset olarak bakmayacağız tabii. Yani seçildiğimiz zaman herkesin yerel yönetim olacağız ama siyasete yeni bir şey lazım. İklim lazım. Siyaset de daralmış durumda. AKP 15-17 yıldır, yerel yönetimlerde de 25 yıldır orayı çok bir dar koridora hapsetti. O koridoru genişletmemiz lazım. Bizim muhalefet olarak da genişletmemiz lazım. Ama ben tekrar söylüyorum, hala AKP'ye oy verecek olan seçmenler bizim potansiyel birlikte yürüyeceğimiz insanlardır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılar teşekkür diliyoruz. Başarılar, sağ olun. İyi şanslar. Sağ olun. Evet, gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül bizlerleydi. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.